tam ilmihal saadeti ebediyede dedi. Müdahale etmek, çocuğa müdahale etmek, ana karındaki çocuğa müdahale etmek konusu anlatılırken dedi. İşte din düşmanlarının şerrinden korkarak veya dinini öğretememek, terbiye edememek özür olur diye geçiyor dedi. Bunu biraz açar mısınız dedi. Zaten orada açık ifade. Dinini öğretememek, genel itibariyle dinini öğretememek. Bugün zamanımızda, yani kendi ülkemizde dahil olmak üzere artık şeyde ülkeler arasında sınırlar kalmadı. Belki şimdi dinleyicilerimizden şaşıran var. Ne demek istiyor bu hoca falan, sınırlar kalmadı. Yani ihtilal mi oldu? Kaldırdılar mısın? O manada değil efendim. Efendim bugün her evde televizyon olmayan ev yok. Radyo televizyon olmayan ev yok. Bugün uydu anteni taktığın zaman dünyanın bir ucunda yayın yapan bir televizyonu evin içerisinde izleyebiliyor musun, izleyemiyor musun? İzliyorsun. Çok rahat. Dolayısıyla sınır mınır yok yani. Peki evde bilgisayar varsa? Çok evde var. İnternette sınır var mı? Yok. Türkiye sınırlarının dışındakileri izle. Yok öyle bir şey. İnternete girdiğin zaman yok, Amerika'daki, Japonya'daki, Çin'deki, bilmem Afrika'daki, neredeki yayın yapıyorsa veya internette sitesi varsa rahatla ulaşabiliyor musun? Ulaşabiliyorsun. Şimdi televizyon yayıncılığı, radyo yayıncılığı, ondan sonra internet yayıncılığı, cep telefonlarında bile aynı şekilde şey var, radyosu ve televizyonu var. Cep telefonlar, uzağa da gitmeye fazla yok. Hele internet devreye girdikten sonra bu zamanda çocuğu terbiye etmek çok zor. Din düşmanları ifadesi geçiyor. Dinleyicimiz belki oraya takılmıştır. Şimdi mesela biz de yayıncıyız. Bugün radyo yayını yapanların kaç tanesi din anlatıyor veya doğru anlatıyor, bir de onu o önemli. Din anlatıyor da adam bidat fırkasından veya mezhepsiz. Televizyon yayıncılığında kaç tanesi var? İnternette kaç tane site var ehl-i sünnet itikadını anlatan? Bir elin parmak sayısını geçmezler. Dolayısıyla çoğunluk itibariyle porno siteler, bidat ehlinin siteleri, ne bileyim dinsizlerin, ateistlerin siteleri. Tabii onun için dedik yani sınır kalmadı diye. Böyle bir zamanda anne baba her bakımdan maddeten ve manen, yani bedenen de ruhen de bilgi itibariyle kendisini çok güzel yetiştirmediği müddetçe çocuğunu kaptırabilir. Yani bu bir tehlike midir? Tehlikedir. Özür müdür? Özürdür. Onun için de dinini öğretememek, terbiye edememek, o da 120 günden önce, 120 günden sonra yine müdahale edemiyorsunuz. 120 günden sonra müdahale edemiyorsunuz. 120 günden önce müdahale edebiliyorsunuz. Bu niyetle, başka niyetle değil. Ama mesela insanlar çoğu zaman işte efendim gittik de ultrasona girdi de işte beyni şöyle oldu da kafası şöyle oldu da beyni veya kafası o zandır buyuruyor. İşte anasına zarar verecek, o da zandır buyuruyor. Kesin değil, net değil. Ama bir tek dinimizin bildirmiş olduğu bir özür var. Velev ki böyle sebepler olmuş olsa bile, mesela diyelim ki özürlü olduğu bilinmiş olsa bile yine niyet itibariyle, çünkü ona dinini öğretemeyeceksin. Dinini öğretememek niyetiyle 120 günden önce müdahale caizdir. Çünkü ruh 120 günden sonra verilir. 120 günden önce canlı değil mi? Canlı. Cenindir. Parmak gibi. Parmak da canlıdır. Ama şey yaptığı zaman kesilebiliyor mu? Evet, kesilebiliyor. Allah Teala kimsenin başına getirmesin de. Yani dinimizin bildirdiği tek özür çocuğa müdahale etme şekli o mudur? Evet, odur.